Tekrar birlikteyiz sevgili dostlar. Dost TV, Dost FM ortak yayınında merak ettiklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorumuzla başlayalım hocam tekrar. Bir Müslüman hacca gidip Arafat'a çıktığında bütün günahlarından arınıyor. Geçmişte kıldığı namaz borçlarından da arınıyor mu diye sormuş bir izleyen. Evet. Hadis-i şerifte men hacce felem yarfuz ve lem yefsuk raca'a ke yevmi veya yevme hadisi öyle okuyorlar. Veledethu ummu hadisi var. Evet. Biz bunu bütün hocalarımız hacca adaylarına, hacca gidenlere okuruz. Yani hac yapar da işte diyelim sözüne, ağzına dikkat eder, eline dikkat eder, diğer insanlara zulmetmez, eziyet etmez ise anasından yeni doğmuş çocuğun günahsızlığı ile memleketine döner. Hadisten anladığımız budur. Evet. Burada dikkat edilirse makbul bir hacdan bahsediliyor. Evet. Haccın makbuliyetinde bir defa sahih bir niyet lazım. Dikkat edeceksiniz ibadetlerinize, diğer insanlarla münasebetiniz, konuşmanız vesaire. Tavafta dikkat, taşlamada dikkat, Arafat'ta dikkat. Yani orası da bir imtihan yeri aslında. Evet. Sıkıntılar başınıza gelecek, kavga etmeyeceksiniz. Evet. Çünkü şeytan haccınız makbul olmasın diye elinden geleni yapacak. Evet. En büyük şeytanlar Kabe'nin etrafında olacak mesela. Sizi ne yapacak? Gıdıklayacak ve hata yaptıracak. Siz bunları aldırmaz, kendinizden, kendi halinizden artık sorumlu olduğunuzu bilir. Kendinizi düzeltmenin gayreti içinde olur. O tavaf ederken manevi bir havaya girer. Dünyevi şeyleri terk ederseniz inşallah böyle bir günahsızlıkla dönülür. Şimdi makbul bir hac, namazın vaktinde kılınmamasının günahını giderebilir, giderir. Vaktinde kılınmayan namazı, daha sonra kaza edilmek kaydıyla ama. Evet. Yani namazı vaktinde kılmayıp kaza ettiğinizde o gecikmenin sorumluluğunu ortadan kaldırabilir. Bak cümleyi dikkat ediyorum. Evet. Ancak namaz borcunuzu ortadan kaldırmaz. O kaza, bir borçtur. Kazayı... Yani geciktirmenin vebali ve günahını ortadan kaldırabilir. Makbul bir hac. Kaza namazları... kılmak ancak gerekecek. Mutlaka namazlar kılınacak. Evet. Kılınmayan namazları affettirme diye bir husus yok. Yok. Mutlaka namaz kılınacak. Kul haklarına riayet edilecek. Kul haklarına tecavüz kesinlikle olmayacak. Helalleşilecek. Evet. Zaten hacca ve umreye giden insanlar Anadolu'da bir adettir. Ne yaparlar? Helalleşir giderler. Değil mi? Evet. Şart mıdır? Değil ama gerçekten helalleşmek önemlidir. Çünkü haccın ve umrenin bize getirdiği önemli şeyler var. Bu da kul hakkına riayet etmiş, affedilmiş, insanlarla helalleşmiş halde namazları kaza etmeye başlamış ve bitirmenin gayreti içinde olarak hacca gidildiği takdirde inşallah Cenab-ı Hakk'ın affettiği, günahlarından arınmış bir halde ülkemize dönmek mümkün. İnşallah hac vazifesini yerine getiren izleyicilerimizin, tüm İslam aleminin hac ibadetleri kabul olur. Burada önemli olan anladığım kadarıyla nasıl bir niyette gidildiği, oradaki imtihandan nasıl mutlaka bir başarıyla çıkıldığı ve buraya gelindiğinde namazın önemini, namazın bize anlattığı şeyi ne kadar algılayabildiğimiz. Yani borcunuzu ortadan kaldırmıyor. Aynen. Demek ki. Zekat borcunuz varsa mutlaka. Hac bunu engellemez, ortadan kaldırmaz. Namaz borcunuz varsa mutlaka. Şimdi hacılarımızda şöyle güzel bir temenni var. Bana birisi gelerek demişti ki hocam sıfırladık diye mi? Arabayı sıfırlamak gibi yahut bilgisayarı sıfırlıyorsun, tertemiz olduk diye geldi sordu. Ben samimi olarak sorduğu için inşallah dedim ama
Yani böyle de anlaşılmasın, kul hakkınız var. Bir sürü ödemeniz gereken borçlar tabii, var. Yükümlülüklerimiz namaz var, borcunuz var, zekat borcunuz var vesaire vesaire. Sıfırlama değil de bir bakım diyebiliriz belki de. Bir bakımdan geçtiniz fakat borçlarınızı ödemek kaydıyla. Evet. Eyvallah hocam. Bir telefonumuz daha var. Süleyman Bey Batman'dan merak ettiği soruyu bize aktaracak. Buyurunuz efendim. Selamun aleyküm Hayırlı Hocam. Aleyküm selam Süleyman Bey, buyurun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar olsun. Hocam soruma geçiyorum. Buyurun. Şimdi inşallah ben teheccüd namazı kılıyorum. Bunun Allah için kalırsın. Sabah yani gece 2:30 gibi kalkıyorum. Sonra işte namazımı eda ettikten sonra tekrar yatıp saat 5 gibi sabah namazı için kalkıyorum. 5:30 gibi camide kılıyoruz. Sonra tekrar saat 7 gibi de mesai için kalkıyorum ben. Bu biraz hani biraz zor olabiliyor. Evet. Ben bunu diyorum yani teheccüd namazını sabah namazına 4:30'a yakın gibi kalksam, sonra o arayı Kur'an okusam, 5'te tekrardan sabah namazı için camiye gitsem olabilir mi? Hocam cevaplayabilir mi? Teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. Batman'a sevgiler, saygılarımızı iletiyoruz. Teheccüd namazını sabah namazına daha yakın bir saatte evet. kılıp hem gün içerisinde 3 kere uyuyup uyanma gibi bir durumu ortadan kaldırıp hem de o arayı Kur'an okuyarak geçirebilir miyiz diye soruyor. Evet, yani tebrik ediyoruz tabii gece namazına kalkması evet. etmesi gayet mükemmel, güzel bir şey. Bu arada rızık temini de ibadet, evet. ailesinin rızkını temin edecek. Onun için de yani memursa zaten zihninin yerinde olması, işçi ise bedenin. Güçlü kuvvetli olması gerekiyor. Lazım, evet. Yani rızık temini kolay değil. Ben ibadet ediyorum diye siz mesela ailenin rızkını öteleyemezsiniz. Bu da önemli. O da bir yükümlülük. Peki yani bu ibadet fevkalade önemli. Helal rızık temini için gayret etmek de önemli. Çözüm olarak ne olabilir? Mesela Batman'da ezanlar imsak vaktinde mi okunuyor bilmiyorum. Van'da öyle yapılıyor da. Evet. Mesela imsak vaktinden belirli bir zaman önce kalkıp teheccüd namazını kılabilir. Teheccüd namazı yattıktan sonra gece kalkıp imsaktan önce kılınan namaza verilen isimdir. Siz 2:30'da da kalksanız teheccüd olur. İmsaktan 15-20 dakika önce de kalksanız teheccüd namazı oluyor. Belirli bir saati yok. Yok. Yani en son vakti imsaktır. İmsaktan biraz önce kalkıp kıldığınızda teheccüd olur. Uykuyu bölüp, uyku yerine ibadeti tercih etmek burada esas olan. Evet. Yani tercih beyefendiye ait, çalıştığı işle, işin sağlam olması açısından ibadeti de sağlama bindirelim. Ne yapıyor? İmsaktan önce demek ki biraz önce kalkıp nafile olan, sünnet olan bu ibadeti yerine getirip sonra farz olan namazı kıldıktan evet. sonra bir müddet istirahat edip efendim işe gitmesi makuldür, uygundur. Yani tavsiye edebiliriz. Teheccüd namazında önemini bir kez daha belirtmiş evet. olalım buradan. Bir diğer sorumuza geçelim. Hac sorusunda da kaçırılan namazlarla ilgili bir konuya değinmiştik. Kaçırılan sabah namazı öğle vakti girmeden kılınacakken sabah namazına diyerek mi yoksa kazasına diyerek mi niyet edilmeli? Evet, sabah namazı en son ne zamana kadar kılınıyor? Vaktinde kılmak için güneş doğumudur. Evet. İmsakla güneş doğumu arasında kılmanız gerekiyor. Vakti bu normalde. Evet. Fakat arada bir boş vakit var öğleye kadar. Bu boş vakit sabahın vakti mi, öğlenin vakti mi? Bunlar tartışılmış, durmuş. Bizim fetvamız nedir? Öğleye kadar sabah namazını kılacaksanız ki kılın, evet. yani geciktirmeyin. Efendim önce sabah namazının sünnetini kılacağız. Farza niyet ederken de güneşten sonra kıldığımız için vaktinde kılınmayan bir namazdır. Bu kaza namazı anlamına gelir. Arapçada kaza ile eda aslında aynı anlama geliyor da kazanın Türkçe'de bir karşılığı nedir? Vaktinde kılınmayan namazın evet. kılınması demek. Dolayısıyla güneş doğumuna kadar sabah namazını kılamamış bir kardeşim, güneşin doğumundan Türkiye şartlarında 45 dakika geçtikten sonra kılacağı namazda sabah namazının sünneti,
sabah namazının farzının kazası şeklinde niyet ederek namazını kılacak. Sağ olun efendim. Bir telefonumuz daha var. Selim Bey Erzurum'dan merak ettiği soruyu bize sormak için bağlanmış. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Selim Bey. Buyursunlar. Ben size ve hocamıza iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. Benim sorum şuydu. İkindi namazı için camiye girmiştim. Evet. Sünneti kılmaya başladım. İkinci rekatın kıyamındaydım. Müezzin kamet getirmeye başladı. Acaba o anda ne yapmamız gerekiyordu? Ben onu sormak istiyorum hocama. İkindi yani namazı mı? Sünneti bitirmeli miydim yoksa yani ne yapmalıydım orada? Teşekkür ediyoruz Selim Bey. Sorunuzu hocamıza aktaracağız. Erzurum'a selamlar. Allah'a emanet olun. Bu cuma namazlarında da benim dikkatimi çeken bir olay. Özellikle hutbe esnasında vatandaşlar camiye girdiğinde farz olan hutbeyi dinlemek yerine namaza durma yolunu tercih ediyorlar. O soruya ek olarak bu soruyu da ekleyip size yönelteyim hocam. Hutbe esnasında biri namaz kılıyorsa büyük ihtimalle ya Şafii'dir ya da mezhebini bilmeyen Hanefi'dir. Yani iki ihtimal evet. vardır. Çünkü Şafii mezhebinde hatip hutbede iken dahi o ilk sünnet kılınır, caizdir o. Evet. Hanefi mezhebinde ise hoca efendi artık hutbeye çıktıktan itibaren sünnet namaz kılınmaz. Daha sonra kılarsın, farzdan sonra kılın. Evet. Demek ki iki ihtimal varmış. Bir, ya Şafii'dir ya da mezhebini bilmeyen Hanefi. Bu ihtimal vardır. Peki ikindi namazının ikinci rekatında ayakta kâmet getiriliyor. Evet, evet. Farz namaza yetişmesi önemli. Bu yapacağı bu beyefendinin ikinci rekatı da kılacak. Sağa sola selam vererek farza yetişecektir. Rekatı tamamlayacağız. Tabii yani iki rekatını kılsın. Çünkü ikindi namazının sünnetinin özelliği. Aslında biz 2-2'dir Şafii'de. Hı hı. İki rekat evet. olarak da kılınır. Hanefi mezhebinde de öyledir. Aslında biz ne yapıyoruz? Ettehayyati'ye oturduktan sonra salli barik okunuyor. Bir evet. de yatsı namazında bu var ilk sünnetinde değil mi? Bu ikişer rekatta kılınabileceğinin aslında bir anlamı. Bir işaret. Anlamını taşıyor. Bu beyefendi yapacağı hemen ilk rekatı tahiyyata oturacak. Salli barik neyse o namazını bitirecek ve o sünnet yerine gelmiş olur. Akıllarda kalmaması için şöyle sorayım soruyu. Yani ikindi namazı dışında atıyorum öğle namazı. Öğle namazının esnasında vatandaş camiye girdi, sünnete niyet etti. Kılmaya başlarken kâmet geldi. O anda ne yapması gerekiyor? Yani bu durum ikindiye has bir durum mu yoksa diğer vakitlerde ne yapılması gerekiyor? Yani ikindi ve yatsının genelde kolaylığı bu. Evet. Diğer öğle namazının ilk sünneti 4 rekattır. Ancak rivayetlerde 2 rivayeti de geçiyor. Ama bizim Hanefi mezhebinde 4 rekat olarak kılınıyor. Şimdi farza yetişmenin belirli bir ölçüsü var. Birinci rekattaysanız ne olacak? 2 iseniz ne olacak? Şimdi bunu uzunca anlatırsak belki anlaşılmayabilir. Şimdilik bununla iktifa edelim. İkindi ve yatsının sünnetleri böyle kılınacak. Selamun aleyküm hocam. İhtiyaç sahibi bir insan herhangi birinden borç para veya herhangi bir şey isterse Allah'a şirk koşmuş olur mu? Bu durum yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz ayetine ters düşer mi demiş izleyicimiz. Evet, yani hassas bir soru. Evet. Şimdi efendim çocuğunuza diyorsun ki yavrum bir bardak su ver. Su ver. Evet. Bu Allah'a şirk koşmak olabilir mi? Hayır. Suyu veren, getiren, yani çocuk getirecek. Aracı. Olursun. Aracı o. Su, yağmur nereden yağıyor bildiğimiz kadarıyla? Bulutlardan. Evet. Bir sebeptir bunlar. Yani Cenab-ı Hak yağmuru ne vasıta kılıyor? Bulut vasıtasıyla. Bulutları belirli şekle sokuyor. Efendim siyahlaşıyor bir bakıyorsun. Ayrılıyor, birleşiyor falan. Ayet-i Kerime'de bunlara temas edilir zaten. Yani evet. bu yağmurun yağması örnek olarak veriliyor. Böyle bulutlar, bir bakıyorsun yağmur.
dolu olabilir. Yani bunlar değişik şekillerde cereyan ediyor. Cenab-ı Hak yağmura bulutu vesile kılmış. Efendim su için mesela evladınız aracı oluyor. Evet. Yağmur, buluttan yağmur yağdı deseniz, yani yağmur yağıyor. Zira yağacak, zira bulutlar siyahlaştı. Evet. Deseniz haşa bu Allah Teala'ya, onun gücünü inkar anlamına gelir mi? Hayır. Hayır. Asıl her şeyin sahibi, yaratıcısı kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Şöyle düşünürseniz rızkı veren Ahmet Ağa, bu şirk olur. Evet. Yani bir ağınız var, binlerce insan emrinde çalışıyor. Çalışanlar rızkı veren Allah ama Ahmet Ağa'nın hizmetindeyiz, o maaşımızı veriyor derse bu normaldir. Evet. Fakat birisi yani Allah'a haşa bizim rızkımızı Ahmet Ağa veriyor dediği takdirde o tehlikeli bir ifadedir. Ahmet Ağa nedir burada? Aracıdır, vasıtadır. Bir iş yapıyorsunuz, ona karşılık sizden size bir ödeme yapıyor. Rızkı veren o diyemezsiniz. Tehlikeli o rızka vesile olan kişidir ve onun için hizmet ediyorsunuz. Ya Cenab-ı Hak Ahmet Ağa'ya hizmet etmeden de size rızık verebilir mi? Bir, o ayrı mesele. Evet. Ancak bir sebep yaratmış. Yani çalışmanızın karşılığını veriyor Cenab-ı Hak. Dünyada sistem böyle yürüyor. Evet. Bunun için mümin kafir olmak diye bir ayrım yok. Yani dünyada çalışan, gayret eden ister Müslim olsun ister gayrimüslim olsun Cenab-ı Hak herkese çalıştığı şeyin karşılığını verecektir. Ancak ahiret meselesi imanla ilgili bir meseledir. Evet. Dolayısıyla demek ki İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, senden yardım diliyoruz derken gerçek yardım edici Allah'tır. Evet. İbadet edilecek sadece Allah'tır. Cenab-ı Hak mesela itaatı kendi emrine uygunluğa bağlamıştır. La ta'ate fî masiyetillah denmiş. Evet. Allah'a isyan edilen noktada kimseye itaat edilmez. Biz birine itaat ediyorsak o Allah'ın emrine uyduğu için itaat ediyoruz. Dolayısıyla burada itaat kimedir? Cenab-ı Hakk'ıdır. O Ahmet Ağa Allah Teala'nın emrine uygun iş yaptığı için ona itaat ediliyor. Dolayısıyla meseleyi böyle anlamak lazım. Yani demek ki Cenab-ı Hak dünyevi işlerde sebep yaratıyor. O sebebe tevessül ettiğiniz takdirde size imkan sağlıyor. Bizim de burada borcu aldığımız kişiden rızkımızı almadığımızı, evet, onun sadece bir aracı olduğunun farkındalığını edinmemiz gerektiği bizim birincil ödevimiz anladığım kadarıyla. Yani onu anladıktan her şeyin sahibinin Allah olduğunu, Ahmet Ağa'nın da sahibi Allah, onun sahibi olduğunun sahibi de Allah bildikten sonra Ahmet Ağa'dan elbette borç istenebilir. Resulullah Aleyhisselam da zaman zaman aç, muhtaç insanlar geliyordu. Onlar için borç alıyordu. Evet. Borç. Falanca ya borç ver benim adıma dediği çok olmuştur. Yani bu harşa Allah'a şirk koşmak olabilir mi? Olmaz. Hayır. Yani meseleyi demek ki gerçek Halik, gerçek sahip Allah, diğerleri aracı diye anladığınızda hiçbir problem olmaz. Meseleyi bu şekilde anlamak hayati fakat kullandığımız tabirlere de dikkat etmemiz edeceğiz. Gerekecek. Evet. Eyvallah hocam. Şafii mezhebine tabi olan kişi, Hanefi mezhebine tabi olan imama uyarak namazını kılarken Şafii mezhebine göre mi, uyduğu imama göre mi namazını kılması gerekir? Sabah namazında kunut okuyacak mı ve Fatiha'larını okuyacak mı diye sormuş, evet, efendim. Hanefi mezhebinde kunut vitir namazındadır. Evet. Şafii mezhebinde ise sabah namazında. Burada mesela hacca giden kardeşlerimiz bir şeye şahit olurlar. Bak ikinci rekatta bakarsın hoca kunut yapıyor. O yapsın ben rükuya eğileceğim diyemezsiniz, bekleyeceksiniz. Yahut o kunutu yapmanızda da bir sakınca yok. Hoca efendi Şafii veya diğer mezheptense. Bunun tersi de olabilir. Gittiniz Şafii'siniz, hocamız Hanefi. Sabah namazında kunut olmayacak. Ben kunut yapacağım, hocayı dinlemem diyemezsiniz.
demek ki hocaya uymak durumundasınız. Yani hoca efendi kunutu yapmıyorsa siz hoca efendinin uygulamasına tabi olacaksınız. Mezhepler arasında böyle kesin çizgiler yok. Evet. İstediğimiz zaman durum halinde yani, şartlar neyi el veriyorsa. Tabii yani hocaya rağmen ben bunu yapacağım yok. Hoca efendi Hanefi efendim sabah namazında kunut yoksa biz Şafii de olsa kunut yapmıyoruz. Hoca efendi Şafii, biz Hanefiyiz, o namazda kunut yaptı. Biz böyle bekleyip de durabiliriz normalde. Evet. O konuda ittibada edebiliriz, iştirak edebiliriz. Bunda herhangi bir sakınca yok. Eyvallah hocam. Şimdi bir telefonumuz var. Ayşe Hanım İstanbul'dan merak ettiği soruyu bize paylaşacak. Evet. Buyursunlar Ayşe Hanım. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Böyle güzel bir program yaptığınız için herkesi tebrik ediyorum. Çünkü yanlış bildiklerimizi düzelttik, bilmediklerimizi öğrendik. Benim sorum da şöyle, öğlen ve ikindi namazları neden sessiz kılınır merak ediyorum. Teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Teşekkürler, ben dinleyeceğim sizi. Teşekkürler efendim. Evet, evet hocam. Konu namaz olunca ibadetlerde Resulullah Aleyhisselam'ın uygulaması esastır. Çünkü o sallu kema ra'eytumuni usalli. Beni nasıl görüyorsanız, namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılınız emri var. Resulullah Aleyhisselam'dan beri, yani onun ilk imametinden beri, evet. Namaz, öğle ve ikindi namazları, farz namazları hafî kıraatla kılınmış. Yani gizli. Efendim sabah, akşam ve yatsı farzları ise açıktan kıraat olunmuştur. Evet. Dolayısıyla bizim uygulamamız neymiş? Resulullah Aleyhisselam'ın namazla ilgili uygulamasına tabi olmaktan kaynaklanıyor. Evet. Bu zaten bütün İslam ümmetinin ittifak ettiği bir meseledir. Yani bunda ihtilaf da olmaz. Hiçbir mezhep buna muhalefet edemez. Evet. Çünkü tevatür sabit olmuş. Tevatür ne demek? Resulullah Aleyhisselam'ın uygulamasında bir şüphe yok. Bütün sahabe böyle uygulamış. Evet. Peygamberimiz namazı böyle kılmış. Biz Resulullah Aleyhisselam namazı nasıl kılmışsa öyle kılmakla yükümlüyüz. Evet. Çünkü Kur'an'ı bize öğreten, namazla ilgili hükümleri bize öğreten Resulullah Aleyhisselam'dır. Hele hele namaz konusunu Cenab-ı Hak bazı noktalarına temas etmiş, namaz kılınız demiş. Kıyama temas etmiş, secdeye temas etmiş, evet. Belirli farzlara temas etmiş. Fakat uygulamayı, Kur'an-ı Kerim'de uygulamaya yer vermemiş. Uygulama şekli Resulullah Aleyhisselam tarafından olmuş. Çünkü bunun tanımı, tarifi ayetlerde uzun uzadıya olabilir. Cenab-ı Hak böyle bir tercihte bulunmuş. Evet. Namaz kılın demiş, Resulullah Aleyhisselam da ben nasıl kılıyorsam öyle kılın diyerek hadiseyi böylece günümüze kadar gelen şekliyle uygulanmış. Hocam Allah razı olsun. Amin. Verdiğiniz değerli cevaplardan dolayı. Bugünlük bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Başka bir zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Değerli dostlar, yeni yayın dönemimizin ilk merak ettiklerimiz programını burada noktalıyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.